28 Şubat 2022 Pazartesi Bursa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Bursa'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 14 numaralı Zeyder, bizim bu koşudaki net favorimizdir. İlk yarışında oldukça iddialı önerilmişti. Fakat yarış içerisinde sürekli teşvik isteyen bir yapısı olduğu anlaşıldı. Buna istinaden bugün Kadir Tokaçoğlu deklaresi görmekteyiz. Stiline uygun jokeyi ve, yarış içerisindeki kapalı gözlük ve kulaklık takısı eklentisiyle, kazanmaya yakındır. Yanına iki rakip önereceğiz. 2 numaralı füzyon, yarışlarındaki genel görüntüsü ile çok beğenilen bir isim şartlar lehine geliştiğinde mutlaka kazanır. Bugün, önlerde daha iyi yer tutup, hatta liderliği alarak yarışırsa, kazanma ihtimali yükselir. Bu iki tayı yeterli görsek de, geniş kuponlar için, iyi ellerde hazırlanan ekürilerden 4 numaralı hızlı meleği önerebiliriz. Bu koşu için sıralamamız, 14, 2 ve 4 şeklindedir. İkinci koşu Yamak bir sınıfındaki aprantilerin at bineceği bu koşuda, genel olarak süratli bir tempo bekliyoruz. Lebron, Tivatlı ve Erman gibi süratli atların tempo vereceği bu koşuda, onları yakın takip edecek olan 3 numaralı Zirkon, çok şanslı olacaktır. Süratli tempolarda çok iyi yarışları olan 1 numaralı King Isbek, bugün mutlaka değerlendirilmeli. Ağır kilosuna rağmen, hafif ıslanan sahanın ve gidişattın lehine olacağı bu koşuda, kazanma ihtimali yüksektir. 4 numaralı LeBron kalite olarak üst sınıf bir at. Hafif starta ağır aldığı için her zaman en dış kulvarı almak zorunda. Bugün de tercihli start ile dış kulvarı kapmış. Muhtemelen doldurarak gelip liderliği alacaktır. Tempo ne kadar yüksek olursa olsun, formda bir LeBron bu grubu yanına yanaştırmaz. Tivatlı gibi yakınında gidecek olan süratli rakiplerini de dağıtabilir. Ancak ara sonrası nasıl bir performans sergileyeceğini bilemiyoruz. Bu sebeple, onu yakın takip edecek olan 5 numaralı Tivatlı'yı da kuponlara ekleyelim. Tivatlı, dinçlik yarışlarını çok iyi yapan bir at. Bu sebeple ihmal etmemek lazım. Bu koşudaki sıralamamız, 3, 1, 4 ve 5 şeklindedir. Üçüncü koşu. 3 Üç numaralı Lucky Fast, son yarışında iç kulvarda kalmasına rağmen mükemmel bir sprint ile kazanmasını bilmişti gücünü geç alan bir at olduğu için, uzayan her mesafe lehine olacaktır. Bugün de sevdiği mesafede net favorimizdir. Yarış gören 5 numaralı Şen yüz’e bir şans vermek istiyoruz. Aradan sonra ilk yarışında nefessizlikten biraz etkilendi. İdman görünümü mükemmel olan Tay'ın, yarış kazanması uzun sürmeyecektir. Sürpriz konumdaki 6 numaralı Zeybek Flight'ı da bugün mutlaka yazalım. Önde boş kalamadığı için genelde başarısız oluyor. Uzun mesafe tecrübesi var ve önündeki iki kısa mesafeli yarışı pas geçip buraya hedeflediler. Bugün için Madame Ludmila ve White dark NS tarafından fazlaca sıkıştırılmazsa sonlarda yakalanmayabilir. Son olarak da iki numaralı Madame Ludmila'yı yazalım. Önde tempoyu yükseltmeden Zeybek Flight'i yakın takip edecek ve etkili bir düzlük yarışı yapmaya çalışacaktır. Tempo yükselmediği sürece kazanma şansı vardır. Bu koşu için sıralamamız, 3, 5, 6 ve 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacaktır. Kısa mesafeli tam bir sürat yarışı izleyeceğiz. Birkaç tane süratli isim olmasına rağmen, biz üstün sürati ve mükemmel direnci ile 4 numaralı sınır tanıması yine favori olarak önereceğiz en iç kulvardan, iyi bir start çıkışı yaparsa, süratli tempoya rağmen kazanma ihtimali yüksektir. Banko yazmamamızın nedeni, mesafenin çok kısa olması ve süratli atların fazla oluşudur. En ciddi rakibi 5 numaralı rüzgarın hızı olacaktır. Bu safkanın da mükemmel hazırlıkları var. Yarışı önlerde kabullenen yapısı ile, etkili bir düzlük sprinti gerçekleştirecektir. Daha sonra takip atımız olan 9 numaralı Miran Alpi kuponlara ekleyelim. Bugün bomboş 1 kilo ile start alacak. Sonlarda çok etkili gelecektir. Artan form durumu ile 14 numaralı Can bugün çok daha iyi koşacaktır. İhmal etmeyelim. Geniş kuponlara ise sigorta amaçlı 1 numaralı Şah Dragon ve 12 numaralı Kılıç Faro eklenebilir. Bu koşudaki sıralamamız 4 5 9 14 1 ve 12 şeklindedir. 5. koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 17 mücadele günün en zor koşusu olacaktır. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isim 5 numaralı Köy Ağası Demir olacaktır. Kapasitesi çok yüksek bir isim. Sorunlarından dolayı aralıklarla koşuyor ve başarılı olamıyordu. Son haftalarda değişim gözlemlendi. Kapasitesini koşarsa bu grubu kolayca geçebilir. 3 numaralı Dumanoğlu ve 4 numaralı Balkan Ağası istikrarlı ve formda isimler. Uygun şartlarda yine iyi koşacaklardır. 10 numaralı Çarık Ağası sürekli binicisi idaresinde bu kez daha uygun 1 kilo ile start alacak. Tabelanın üst sıralarını zorlayacaktır. Sağlam kuponlara 9 numaralı Ergüçlü ve 6 numaralı Eymen Ağayı da ekleyip burayı geçelim. Bu koşu için oluşturduğumuz sıralamamız 5 3 4 10 9 ve 6 şeklindedir. 6. Koşu. Son yarışında ağır kilo altında beklenileni veremeyen 4 numaralı My Queen Love, bugün biraz geri planda kalmış. Grubun kendisi için çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yarışın temposu, ne çok süratli, ne de çok yavaş olacaktır. Sitemselz, hafif starta ağır alsa da, doldurarak gelip liderliği alıyor. Eğer çok startta kalırsa, Özay Suzanan'a liderliği alacaktır. Her ikisi de tempoyu ağır tutmaya çalışacaklardır. Temponun ilerleyen metrelerde giderek artacağını düşünüyoruz. Bu şartlarda ön gruba yakın bekleme yapacak olan 4 numaralı My Queen Love düzlükte liderliği erken alırsa sprinterlere geçit vermeyecektir. Biz bu şartlarda biraz riskli gözükse de 4 numaralı My Queen Love'ı sizlere banko olarak öneriyoruz. 7. koşu bu koşuda start alacak olan çoğu ismin zaman zaman stili dışı koştuklarını görmekteyiz. Yani bazın kaçarak, bazen de bekleme yaparak başarılı olmak istiyorlar. Biz temponun çok süratli olmayacağını düşünüyoruz. Favorimiz bir numaralı Saluki olacaktır. Nispeten uygun grupta yarışacak. Her türlü şartta başarılı koşan bir isim. Rakipleri ile fazla kilo farkı yokken yine kazanabilir. İlk rakibi 7 numaralı gündüz Gündüzdüşu olacaktır. Seri birinciliklerine grup yarışında dur dediler. Bugün, Kenterler ile hazırlandığı bu koşuda, yine birinciliği hedefleyecektir. 2 numaralı Acarır ve 6 numaralı Polatlı rüzgarından da, iyi bir yarış beklediğimizi belirtelim. Bu koşu için sıralamamız, 1, 7, 2 ve 6 şeklindedir. Sekizinci koşu. Bir numaralı Havin Sarya, sürekli iyi koşup kazanamayan isimlerden biri. Bugün de iyi hazırlıkları ile bu koşuya katılıyor. Fakat tempo yine istediği gibi olmayacak. Yarışı süratlendirecek hiçbir isim yok. Kısa mesafeden dolayı, önde bir tempo oluşacaktır ancak, bu tempo sprinter isimlere pek yaramaz. Biz, takibe aldığımız isimler ile birlikte birçok tayı şablonumuza ekledik. Oluşturduğumuz sıralama ise şöyledir. 1, 11, 5, 6, 9, 2 ve 12 sıralamasını bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Dokuzuncu koşu. Günün son ayağında sadece iki isim önereceğiz. Kilosuna rağmen bir numaralı Sarperhan bizim favorimiz olacaktır. Stili rakibi olmadığında, tempoyu belirleyip, düzlükte isterse hiçbir rakibine geçit vermez. Bugün iki tane stili rakibi var, ancak koşuyu süratlendirmeyecek yapıdalar. Yani Sarperhan'a baskı kurmayacaklarını düşünüyoruz. Bu şartlarda Sarperhan'ı düzlükte geçmek çok zor olacaktır. Yanı tek rakip olarak, onu yakın takip edecek olan iki numaralı Peter Pans Dream ekleyeceğiz. Liderlik için hamle yapmadan, önlerde iyi yer tutabilirse, düzlükte Sarperhan ile sıkı bir mücadeleye girişecektir. Bizce kazanması için, Sarperhan'ı erken atlaması gerekir. Yani düzlük üzerinde yan yana bir mücadele girişmeden bir anda ayırması gerekir. Bunu yapabilirse kazanma şansı artacaktır. Biz yarışın temposuna istinaden bu zorlu mücadeleyi 1 ve 2 şeklinde yazarak geçiyoruz. Bursa yorumlarımız şimdilik bu kadar. Bu yorumlarımızın yazılı halini ve altılı şablonlarını sitemizden ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Bizi takip eden ve videolarımızı beğenen herkese teşekkür ederiz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.